geleceğini düşünüyor musunuz? Hayır, yani bayağı... Ömrünüzü kestiniz mi? Evet, yüzüm için sürpriz oldu. Ben bayağı ömrünüzüm ya. Yapmam gerekeni yaptım. Evet. Gerisi önemli değil. Sizi de mutlu etti. Beklettiler. En çok mutlu eden de bu. Başkalarını gurur ediyorlar. Gururlandırıyorlar. Bu gururun tamamı senin aslında. Evet. Biz inşallah sana bir şeyler kazandırırız. İnşallah kazandırır. İnşallah. Sınav çok güzel geçti. Benim için stresliydi. Ama içimden de geliyordu bu kadar iyi geçeceği. Çok güzel geçtiğini öğrendim sonuçlar açıklandığında. Kaç net yaptın? Kaç puan aldın? Kaç doğrun var? 119 net yaptım ben. Bir yanlışım var sadece. Benimle beraber birinci olan herkesin de bir yanlışı var sanırım. Ben birinci olmayı planlıyordum işte. Onun için de full çekmem gerekiyor diye düşünüyordum. Gerekmiyormuş. Bir yanlışla da birinci olmuyormuş. Ben Türkçe'de bir yanlış yapmıştım. Şimdi soruyu hatırlamıyorum ama Türkçe'dendi. Ah, beni uyandırdı ailem. Sonuçlar açıklandı, hemen bakalım dedi. Ben de girdim, baktım uyku sersemi. Bakıyorum, biri gördüm orada. Bir sevindim, önce gittim anneme sarıldım. Benim için birincilik böyle başladı. Sonra insanlar beni tebrik etmek için aramaya başlayınca ben ne kadar değerli bir şey olduğunu anladım. Ben aslında sosyoloji okumak istiyorum. Yani ilgi alanım o. Ama tıpa da ilgiliyim. Ben de tıp okuyayım. Doktor da olurum. Hem daha çok şey öğrenmiş olurum. İkisini beraber okumayı planlıyorum. Öyle bir seçeneğim varsa. Yani öyle bir seçenek yoksa da yaratmayı umuyorum. Sınava kadar bazen inişler olsa da kendime inancım çok yüksekti. Kendime inancımı yüksekte tutarak çalıştım ben. Kendime inanmayı bırakırsam, kendime inanmaktan vazgeçersem kaybedeceğimi biliyordum. Hiçbir zaman bırakmadım. Hep inandım ve başardım. Açıkçası başta kendim için gurur olan kısmı benim için o kadar da önemli değildi. Yani ben sadece birinci olmak istiyordum. İçimden o geliyordu. Ama ailemin mutluluğunu görünce, beni seven insanların mutluluğunu görünce ayrı bir şey oluyor gerçekten. Yani onların benimle gururlanması beni aşırı mutlu etti. Son olarak ben bu dönemde yanımda olan herkesi, sevdiklerimi ve özellikle de okuluma teşekkür etmek istiyorum. Beni bu noktaya getiren aslında onlar. Gerçekten. Ben düştüğümde kaldırdılar. Beni gaza getirdiler bu noktaya gelebilmem için. Onlara çok şey borçluyum. Çocuğumun birinci olmasının çok büyük bir mutluluk duydum. Ve meslektaşlarım, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum katkıda bulunanlara. Şu anda duygularımı tarif edemiyorum. Çok mutluyum. Aslında çok fazla bir şey söylememize gerek yoktu. Kendisi zaten sorumluluğunu bilen bir öğrenciydi. Çalışıyordu, kendisi de bakıyordu ama sonuçta biz nasıl daha planlı çalışması gerektiğini konusunda bazen yardımcı olmaya çalıştık. Onun haricinde tamamen başarı kendisine ait. Kendisi planlayıp kendisi çalıştığı genelde. Ben herhangi bir hayalim yoktu açıkçası kendisi hakkında ama yani kendisinin bütün kararlarına destekliyorum. Hangisi olursa kendisi için hayırlı olmasını temenni ediyorum.